Merhaba arkadaşlar. JavaScript derslerine devam ediyoruz. Geçen dersimizde arkadaşlar nesneleri üzerine konuşmuştuk ve bu dersimizde de JavaScript'teki nesne yapıları üzerine bir örnek vereceğimizi söylemiştik. Şimdi arkadaşlar geçen derste ne yaptık? Bir tane player bir nesnemiz var. Onun belirli keywordleri var. Name gibi, işte soyadı, yaş vesaire gibi. Sonra mesela şurada bir fonksiyonumuz vardı nesnemizin içerisinde. Bu fonksiyonu nasıl çağıracağımızı da göstermiştik. Şimdi şöyle bir soru aklımıza gelebilir arkadaşlar. Şimdi hocam bir tane player 1 var. Peki 2 tane olsaydı ya da 3 tane olsaydı ya da 100 tane olsaydı biz bu tüm nesnelerin hepsini bu şekilde açık açık mı yazacaktık? Bunun daha pratik bir yolu yok mu? Bunu arkadaşlar iki yolla yapabilirdik. Bir tanesi her bir nesneyi bir array içerisine yazabiliriz kısa şekilde veya arkadaşlar constructor'ları kullanabiliriz bunun için. Şimdi arkadaşlar bugünkü örneğimizde şöyle bir senaryomuz var. Önce ne yapmaya çalıştığımızı anlatalım. Şimdi arkadaşlar bir tane 3 kitaptan oluşan bir tane kütüphanemiz olduğunu düşünelim arkadaşlar. Bu kitaplardan, bu 3 kitaptan bazısını okuduk, bazısını okumadık. Sonra arkadaşlar bu hangi kitabı okuyup hangisini okumadığımızı bize ekranda göstermesini istiyoruz arkadaşlar. Şimdi öncelikle arkadaşlar bir tane array oluşturacağım. Şimdi var library şeklinde arkadaşlar array oluşturuyordum. Array'de ne yapıyorduk? Şu köşeli parantezlerimizi kullanıyorduk. Şimdi bu arkadaşlar burada mesela nesne değil de tek bir şey kullansaydık, mesela yalnızca işte kitapların isminin olduğunu fark etseydik ne yapacaktık arkadaşlar? İşte tek tırnak işareti ya da çift tırnak şey yapıp işte kitap bir yazacaktık. Sonra virgül koyacaktık. Kitap 2 yazacaktık arkadaşlar. Öyle öyle ilerleyecektik. Şimdi ama bizim burada arkadaşlar yalnızca kitabın ismi değil, kitabın ismi, yazarı ve okuyup okumadığımıza dahil bilgisini yazacağımız için, bu 3 özelliği de kullanacağımız için ne yapacağız arkadaşlar? Bunları bir obje şeklinde tanımlayacağız. Öncelikle arkadaşlar ne yapıyorum? İlk objeyi tanımlarken objeleri ne içerisine yazıyorduk? Şu parantezler içerisine yazıyorduk arkadaşlar. Ne yapıyoruz o zaman? İlk özelliğimiz ne olsun? Title, başlık özelliğimiz olsun arkadaşlar. Kitabımızın adı ne diyelim buna? İnce Mehmet diyelim arkadaşlar. Virgülümüzü koyuyoruz. Sonra yazar, kitabın yazarı ne yazalım arkadaşlar? Yazarımız kim? Yaşar Kemal. Sonrasında arkadaşlar ne yapalım? Bir de bu kitabın okunup okunmadığına dair bir bilgi olsun diyelim. Mesela ona da status diyelim. Status diyelim. Burada boolean bir değer kullanacağım. Okuduğum için ben bu kitabı true olarak yazdık arkadaşlar. Sonra ne yapıyoruz? Yine ikinci objemizi yazıyoruz arkadaşlar. Araya virgül koyarak. Bu virgül nereden geliyor? Şimdi array'in birinci elementini, daha doğrusu sıfırıncı elementini yazdık. Ne yaparız? Araya virgül koyarız. Şimdi array'in ikinci elementini yazacağız. İkinci nesnemizi yazacağız şimdi. Geliyorum arkadaşlar şuradan. Yine aynı keywordler olduğu için, aynı özellikleri yazacağım için bunu hemen kopyalıyorum. Ne diyorum arkadaşlar? Title olarak ne olsun bu kez? Kuyucaklı Yusuf olsun arkadaşlar. Umarım bu kitapları biliyorsunuzdur. Biz lisedeyken hocalarımız bu kitapları okutuyordu bizlere. Kuyucaklı Yusuf diyoruz arkadaşlar.
yazar olarak da Sabahattin Ali diyoruz arkadaşlar. Geldik burada. Bunu da okuduğum için türü olarak yazıyorum. Sonra üçüncü nesnemiz olarak ne oluşturalım? Yine şuradaki özellikleri, bir de şiir kitabı yazalım buraya. Ne diyelim? Tabii ki en sevdiğimiz memleketimden insan manzaraları diyoruz arkadaşlar. Yazarımız Nazım Hikmet Ran. Statüs, bu kitabı da okudum arkadaşlar ben, ama buraya farklı olsun diye false şeklinde yazıyorum. Şimdi ne yaptık arkadaşlar? Bir tane array içerisine 3 tane nesnemizi title, author ve status keywordleri olan, yani özellikleri olan arkadaşlar nesnemizi yerleştirdik. Ne yapıyorum? Şuradan array'imi kapatıyorum ve statement durumu olduğu için noktalı virgülümüzü koyduk arkadaşlar. Ben ne yapacağım? Şimdi buradan okunan ya da okunmayan kitaplar için bana bilgi vermesini isteyeceğim. Console.log'da yazdırmasını isteyeceğim. Bunun için ne yapıyorum arkadaşlar? Hemen diyorum ki for var, for döngüsü kullanacağız buraya. I eşittir sıfırdan başlasın. Tabi burada neyden küçük olmak durumunda kalır? I küçük, pardon, küçük library array'imizin neyinden? Uzunluğundan küçük olmasını istiyoruz. Ve ne yapmasını istiyoruz arkadaşlar? Her döngüsü bittiğinde bir artmasını istiyoruz. Yazdık for döngümüzü. Ne yapacağız şurada? For döngümüze ait parantezimizi açtık. Şu burada ne geziyor? Onu fazladan yazmış sanırım. Görmüş olduğunuz üzere arkadaşlar for döngümüze ait ne yapacağız şimdi? Bu kitabın okunup okunmadığına dair bana bir geri dönüş yapmasını istiyorum arkadaşlar. Bunun için ne yapıyorum? Şöyle bir tane book, kitap isimli bir değişken oluşturuyorum. Ve bu değişken arkadaşlar ne yapacak? Önce başlığını yazsın, sonra yazarını yazsın, sonra da bize okunup okunmadığı bilgisini versin. Şimdi buradaki array'den, içinde nesneler olan array'den başlıkları nasıl alacağız? Array'imizin ismini yazıyoruz. Sonra element sırasına göre bakması için arkadaşlar ne yapıyoruz? İkinci sıradaki elementimizin ne özelliğine bakacak önce? Title özelliğine bakacak ki bize başlığı getirsin. Sonra ne ekleyelim buna? Şöyle diyelim ki, şöyle bir string yazalım buraya. Ne diyelim? Yazarı diye string yazıyorum buraya. Ve sonrasında ne eklesin bize? Yine library array'imizin ince elementinin bize neyini getirsin bu kez? Yazarını getirsin arkadaşlar. Sonuna da şöyle bir nokta koyalım. Şimdi şu değişken bize neyi getirecek arkadaşlar? Görmüş olduğunuz üzere başlığı ve yazarı bilgisini verecek bize. Ama bu kitabın okunup okunmadığına göre bize farklı bir şey de yazdırmasını istiyorum. Okuyup okumadığına göre, yani bunu söylerken de söylüyorum. Yani o burada ne var? Bir şart arayacağız. If diyoruz. Parantezimizi açtık.
Diyoruz ki yine evreğimizin ikinci elemanı ne yapacağız bu kez? Statüse baksın. Eğer bu doğruysa, yani bu okunduysa, bize ne yazdırmasını istiyorum arkadaşlar? Şu şekilde console log, şimdi bize ne diyelim? Buradan book'u alalım. Desin ki bize bu kitap okundu desin. As durumunda da, yani eğer biz bu kitabı okumadıysak, as durumunda da bize ne yazdırsın? Yine console log diyelim. Book okunmadı şeklinde bize yazdırsın arkadaşlar. Refresh edelim bakalım hatalarımız var mı? Hemen şuradaki şu üst tarafı bir silelim, bizi kafamızı karıştırmasın. Refresh ediyorum tekrar. İnce Mehmet yazarı Yaşar Kemal okundu. Kuyucaklı Yusuf yazarı Sabahattin Ali okundu. Memleketimden insan manzaraları yazarı Nazım Hikmet Ran okunmamdı arkadaşlar. Arkadaşlar bu kitapları şöyle bir ara bilgi verelim. Eğer bu kitaplardan hiçbir tanesini okumadıysanız hemen bırakın arkadaşlar YouTube'u, Mutubu, JavaScript'i, hemen bu kitapları okumanızı tavsiye ederim. Şimdi burada arkadaşlar yazdığımız kodu tekrar baştan anlatalım. Şimdi şurada görmüş olduğunuz üzere ne yaptık arkadaşlar? Bir tane array oluşturduk. Bu array'in içerisine 3 tane farklı nesnemizi yerleştirdik ve bu 3 farklı nesnenin ne yaptık arkadaşlar? Bu 3 farklı nesnenin aynı özellikleri var. İşte başlık, yazar, kitabın okunup okunmadığı. Sonra bir for döngüsüyle arkadaşlar okuduğumuz ve okumadığımız kitaplar hakkında bunların bilgisini yazmaya çalıştık arkadaşlar. Uygulama dersimiz bu kadar. Bundan sonraki derslerimizde görüşmek üzere.